bütün hayatımızın bitti ya. Yani neredeyince oldu. Güvendiği biri mi var, gittiği biri mi var, kötü insanların elinde. Ne olursa olsun yani onu her zaman sevdim. Hiçbir zaman baskı yapmıyorum. Hiçbir zaman incitmedim, dövmedim. Ne olursun gel yine severim, yine var mı? Dün ben saat 8'e 10 geçe otobüse bindim, evden çıktım. Saat 10'u 10 geçe aradığımda telefona ulaşamadım. Evde kardeşinin telefonu vardı. Kardeşinin telefonun içindeki sim kartı çıkartmış. Telefonunu ve bir adet evden çeyrek altın alıp çıkmış. Ulaşamayınca oğlum da uyuyormuş o sırada. Ulaşamayınca da çocuk hiçbir şey söylememiş. Ablam oynamaya parka falan gitmiştir diye. Saat işten 7'ye 10 geçe geldi, kız yok. Daha önce de böyle bir şey yapmıştı. Korktu, bu aynı gün gece bulundu. Korktuğu için yurda gitmek istiyorum dedi. Orada kaldı. 20 gün sonra aldık. Yani daha bir hafta oluyor alalı. Bir hafta sonra tekrar aynı şey. Yani biz diyoruz acaba güvendiği biri mi var? Ya da tehdit mi ediyorlar? Kızıma şantaj mı yapıyorlar? Ellerinde bir şeyler mi var? Yani benim çocuğum bu denli bunları akıl edebilecek bir çocuk değil. Aynı zamanda kimin yanındaysa neredeyse 13 yaşında. Adı da Irmak Edrin. Yani 18 yaş altı yetişkin olmamış, anneye muhtaç, babaya muhtaç bir anne kuzusu. Kimin yanındaysa, normal kız arkadaşı da olabilir yani. Kimin yanındaysa çocuğumu versinler, bıraksınlar. Çocuğum geri gelsin. Dün gece nerede kaldı, nerede yattı? Yani kimin yanında, uyuşturucu mu verirler? Bir yerine bir şey mi yaparlar, öldürüp atarlar mı, kafayı yiyeceğim artık ben düşünmekten. Çocuğumun geri gelmesini istiyorum, bulunmasını istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Uykular haram oldu. Yani ona da kızamıyorum, kıyamıyorum. Yani evimizde ne bir dayak, ne bir şiddet, hiçbir şekilde baskı yok. Peki sizi izlerse ona ne söylemek istersiniz? Canım kızım, her zaman olduğu gibi yine seni bağrıma basarım. Sana kıymam, vuramam, vurmam. Böyle bir anne değilim zaten biliyorsun. Her şekilde seni affederim. Lütfen beni üzme artık daha fazla. Yanıma gel, dizimin dibinde otur, sana sevgi dolusu kucak kucak sarılayım. Başka bir şey istemiyorum. Sen benim kıymetlimsin. Saçının teline zarar gelsin istemem anneciğim. Üzme beni ne olursun, gel evimize. Lütfen. Şu an Toki'de yani kimse bilmiyor nereye gittiğimi. Hiçbir iletişim. Lütfen. Kimin yanındaysan gel anneciğim bak. Daha bir hafta oldu yanıma.